Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Zoom'un yeni bir güncellemesinden bahsetmek istiyorum. Çok güzel bir özellik geldi Zoom'a. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Nedir bu özellik? Katılımcıların görüntülerini belli bir mekandaymış gibi sanal bir alanda gösteriyor. Sınıf ortamı gibi bir atmosfer veriyor bize. Bu yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Kullanmak istersiniz öğrencilerinizle farklı bir deneyim olur diye. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Birlikte bakalım. İlk olarak Zoom'u güncellemeniz gerekiyor. Eğer Zoom güncel değilse bu özellik aktifleşmiyor maalesef. Öğrencilerinizde de sizde de Zoom'un güncel olması gerekiyor. Daha sonra ne yapıyoruz? Şimdi ona bakalım. Çocuklar görüntülerinizi açabilir misiniz? Ben de açayım, daha iyi gözükür. Evet. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Evet, seslerinizi kapatabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, bu özelliği kullanabilmek için şu sağ üst köşede gördüğünüz gibi View kısmı var. Buraya basıyoruz ve şu an Gallery View'de burası. Bunun yeni eklenen şu kısım Immersive Screen yazan, bakın. Burayı tıklıyoruz. Karşımızda otomatik ve manuel olarak iki seçenek çıktı gördüğünüz gibi. Şu an otomatikte, bakalım bir iki sahneye, mekana. Bunu tıkladık diyelim ve start diyoruz. Bakın, öğrencileri bu şekilde gelişigüzel yerleştirdi. Tutarak ben yerlerini değiştirebiliyorum bakın. Beyza, seni alıp buraya çıkarayım. Didilcim, seni buraya getireyim. Bu şekilde mesela boylarını büyütüp küçültebiliyoruz. Bu şekilde bu sahnemiz. Sanırım 25 kişiye kadar izin veriyordu. Değiştirmek için yine view diyorum. Change diyorum. Ve şimdi sanat galeri tarzı olan start diyorum bakın. Bu şekilde çerçevelere sığdırdı. Evet. Bu da bu şekildeymiş. Başka neler var bakalım. Change diyoruz arkadaşlar. Aşağıda gördüğünüz gibi farklı alternatifler var. Kendiniz de ekleyebiliyorsunuz farklı mekanlar. Manuel'e bakalım. Manuel'de neler var? Manuel'de gördüğünüz gibi burada katılımcıların isimleri yazıyor. Bunları silip kendiniz yerleştirebilirsiniz. Herhangi bir mekan seçelim. Bunu seçtik diyelim. Ya da sınıf ortamı seçelim. Bunu seçelim. Manuelde olsun ama. Manuelde neler oluyor görelim. Start diyorum manueldeyken. Bakın bu şekilde. Manuelde de çok farkı yok. Aynı şekilde yine alıp kendiniz yerleştiriyorsunuz. Evet. Öğretmen ortada. Bu daha çok sınıf ortamına uygun arkadaşlar. Change dediğimizde de yine aynı şekilde de manuel de olsa otomatik de olsa tercihler var. Mesela şunu seçelim. Start diyorum. Bakın bu şekilde yan yana öğrencilerinizi dizebiliyorsunuz. İdil çok şaşırdın. Bu şekilde mesela oturtabilirsiniz. Öğretmen buraya gelebilir. Evet. Öğrencileriniz de eğer güncelse bu şekilde arka planı yok ediyor. Ama güncel değilse arka planı yok etmez arkadaşlar. Sizin ve öğrencilerinizin de güncel olması gerekiyor Zoom'un. Evet, bu şekildeydi. Tekrar başa dönmek istediğinizde Gallery View diyerek, bakın durduralım mı diye soruyor. Stop diyorum ve normal galeri gösterimine geçiyor arkadaşlar. Güzel bir uygulama. Çocuklar için özellikle Zoom'dan sıkılmaya başlamışken biraz daha eğlenceli olur. Beğendiniz mi çocuklar? İyi bakalım. Evet, ben de çok beğendim. Teşekkür ediyorum. Zoom'u güncellemek için de normal uygulama sitesine girerek güncelleyebilirsiniz. Ya da bakın bu giriş sayfasında şurada profilimizin olduğu bölüm var. Bu şekilde buradan Check for Updates. Burayı tıklayarak güncelleme yapabilirsiniz. Buradan güncellediğinizde sorun olmaz. Ama Zoom'a giriş yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi Zoom'un kendi profil giriş Gmail'inize giriş yaptıktan sonra bu sayfa açılır. Öğrencileriniz için özellikle bu şekilde yapmaları gerekir. Yoksa güncelleme yapamazlar. Evet, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere çocuklar. Hoşça kalın.